Yatırım Bülteni'ne hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 22 Mayıs günlerden Cuma. Evet, bugünden itibaren yarın Arife, ondan sonra 3 günlük bayram tatili. Salı gününe kadar ki önümüzdeki hafta sadece 3 iş günü olacak piyasaların açık olduğu. Çarşamba günü itibariyle piyasalar açık olacak. Tabii bu bayram süresince sokağa çıkma kısıtlaması da var. Bu hatırlatmayı da yapalım. Ve daha önceki sokağa çıkma kısıtlamasından farkı da var. 81 ilde gerçekleşecek. Daha önce son olarak yapılan sokağa çıkma kısıtlamasında bakkallar, marketler saat 10-16 arası açıktı. Ancak bu sefer açık olmayacak. Fırınlar açık olacak. Bunun altını da çizelim. Şimdiden iyi bayramlar dileyelim sizlere ve başlayalım. Şimdi dünden gelen haber akışına bir baktığımızda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını gördük dün. 50 bas puanlık bir faiz indirimine gitti. Daha önce politika faizi %8.75'te %8.25'e çekti. Bloomberg HT araştırma bölümünü yapmış olduğu ankette de medyanda 50 bas puanlık bir indirim beklentisi vardı. Bunun dışında analistler, yurt dışındaki analistlerin açıklamaları var. 50 bas puanlık indirim sonrasında önümüzdeki süreçte %7.25'e kadar çekebileceğini ve alanı olduğunu da belirtiyorlar. Bunun dışında yani %7.25'e kadar 1-2 faiz indirimi daha gelebilir. Zaten metinde baktığımızda ölçülü faiz indiriminden bahsettiğini görüyoruz. Murat Uysal'ın, Merkez Bankası Başkanı'nın 9 aydır görevde. Bu 9 aylık süre içinde 2000 puana yakın bir faiz indirimine gidildi. %8.25 seviyesindeyiz. Tabii önümüzdeki süreçte emtia fiyatlarındaki gelişmelerle birlikte talebin ve arzın dengelenmesi veya talebin açılması konusu da önümüzde bir konu. Bunun yanında Güney Afrika'ya dönüyoruz. Neden dönüyoruz? Faiz indirimine gitti. Onu da söyleyeyim. Hindistan'da da sürpriz bir faiz indirimi geldi. 40 bas puan indirdi. Aslında bir faiz toplantısı yoktu. Program dışı bir açıklama oldu. 40 bas puanlık bir indirime gitti. %3,35'e kadar çekti Hindistan Merkez Bankası. Yine Güney Afrika Merkez Bankası da faizi rekora düşürdü. Orada da %3'ler civarında, %3,75 seviyesine indirildi. %4,25'ten orada da bir 50 bas puanlık indirim olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu arada tabii Wall Street'in, Amerika Birleşik Devletleri borsalarının negatif faiz endişesi devam ediyor. Amerika'da yaklaşık 2 haftadır negatif faiz tartışılıyor. Fed aslında buna bir set çekmedi tam anlamıyla ama diğer araçları kullanacaklarını söyledi. Bu arada Powell'ın da dün itibariyle Fed dinliyor konferansında konuşması vardı. Birazdan ABD borsalarına size aktarırken bunun detaylarını da vereceğim. Biz piyasalar açılmadan önce bir bakalım başlıklara ama bu arada önümüzdeki haftaya baktığımızda büyüme rakamlarının geleceğini görüyoruz. Özellikle Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamını önümüzdeki hafta sonuna doğru beklemekteyiz. Yine önümüzdeki hafta pazartesi Ulusal Halk Kongresi'nin devam edeceğini söyleyebiliriz. Büyüme tahmini vermeyecek bu sefer Çin. Bu enteresan, altını çizelim bunun. Bunun yanında yine önümüzdeki hafta itibariyle Meksika'da gelecek büyüme rakamları. Yine FED 5 kitap gelecek. Avrupa Birliği Kurtarma Fonu detayları açıklanacak. 27 üyenin de onayı gerekiyor bunun için. Yine 28 Mayıs Perşembe günü Ulusal Halk Kongresi tamamlanacak. Bu arada Salı günü de, Pazartesi günü de çok yoğun bir veri programı yok. Pazartesi sadece Almanya'da birinci çeyrek gayri safi yurt içi açıklanacak. Bizim piyasalar kapalı. Biz çarşambadan sonrasına bakacağız. Cuma gününe döndüğümüzde Japonya'dan gelecek veriler önemli olacak. Bunun yanında Fransa ve Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamlarını alacağız. Bu da önemli. İtalya'nın ilk çeyrek büyüme rakamı gelecek. Kanada'nın ilk çeyrek büyüme rakamı gelecek. Almanya, İtalya, Türkiye, Kanada ve baktığımızda Hindistan'ın ve Brezilya'nın büyüme rakamları önümüzdeki hafta gelecek veriler. Bunlar önemli. İlk çeyrek veriler gerçi. Genelde Mart ayı itibariyle diğer ülkelerde pandemi görülmeye başlamıştı. Çin Ocak'tan itibaren de. O yüzden ilk çeyrekten ziyade ikinci çeyrek rakamları daha önemli olacak. Türkiye'de yeni koronavirüs vaka sayısı ikinci gününde de 1000'in altında gerçekleşti. Bu arada ölümlü vaka sayısı 27 oldu. Fahrettin Altun'un açıklamalarında da baktığımızda 1500, çok özür dilerim, vaka sayısının 153.548 kişi olduğunu, can kaybının da Türkiye'de toplamda 4.249 kişi olduğunu ifade etti. Artan test sayısına rağmen vaka sayılarının düştüğünün de altını çizdi Fahrettin Koca bu arada. Küresel çapta koronavirüs vakalı 5 milyonu geçmiş durumda. Bunun aslında çoğunluğu Amerika Birleşik Devletleri'nde. Özellikle New York eyaletine baktığımızda %16'ya yakın bir oran var bu pandemiyle ilgili koronavirüs vakalarının. Dolayısıyla 1,5 milyona yakını Amerika Birleşik Devletleri'nde, toplamda 5 milyon vaka olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında vaka sayısı 1,57 milyon milyonu aşmıştı kişi sayısı olarak söyleyelim. Ve bu arada ilaç haberleri de biz alıyoruz. Bu hafta mesela ilaç haberleri ve bu şirket haberleri de piyasalar üzerinde etkili olduğunu gördük.
Şimdi Çin ile ABD arasında gerginlik tüm hızıyla devam ediyor. Öncelikle ticaret savaşlarıyla başlamıştı hatırlayacak olursanız. Arkasından pandemi dolayısıyla gerildi ortam biraz ABD-Çin arası. Neden? Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve bunun yanında Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar Çin'i suçlayıcı nitelikteydi. Çin bunun karşılığında cevaplar veriyordu. En son Dışişleri Bakanlığı sözcüsü bir cevap verdi. Arkasından Trump konuşmuştu. Son gelişmeyi de söyleyelim. Hong Kong için yeni bir ulusal güvenlik yasası getirmeye hazırlanıyor. Şimdi bu haber önemli. Amerika buna şiddetle karşı çıkmakta. Son günlerde konuştuğumuz bir konu vardı. Trump Amerika borsalarında işlem gören Çin hisseleriyle ilgili yeni açıklamalarda bulunmuştu. Şöyle bir bakalım hemen. Çin'in epidemi kaynaklı belirsizlikler nedeniyle zaten büyüme açıklamayacağını söylemiştik. ABD senatosu bazı Çin şirketlerin Wall Street'te işlem görmeyenlerini önleyebilecek yasa tasarısını onaylamıştı. Böyle bir durumda Alibaba ve Baidu gibi mega büyüklükteki Çinli şirketler ABD borsalarında işlem görmeyebilir. Bu arada bu girişimle ilgili olarak Trump da bu girişime tepki gösterdi. Amerikalı iki senatör ise Hong Kong'da yeni teklif edilen güvenlik yasaları ile ilgisi olan Çinli şirketleri cezalandıracak bir yasa teklifini sundu. Yani orası biraz gergin pandemi dolayısıyla. Şimdi Fed Başkanı Powell'ın biraz önce bahsettim. Fed dinliyor konferansında açıklamaları vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin toparlanmasına ilişkin yepyeni bir belirsizlik seviyesine ulaşıldığını söyledi. Bu arada Clarida'da orada konuşması vardı Fed başkanlarından. Şöyle bir detay var. Dünkü yapılan açıklamalarda aslında Fed'in para harcamayacağı, borçlandırabileceği altı çizildi. Maliye politikalarına atıfta bulunuldu. Bu arada Hazine Bakanı'nın da açıklamaları var. Diyor ki birkaç hafta arkamıza yaslanıp daha fazla para yapmamıza gerek olup olmadığını, gerekiyorsa bunu nasıl yapacağımızı da düşünmeliyiz dedi Hazine Bakanı. Yani aslında FED ile Hazine Bakanlığı beraber çalışıyorlar. Ama FED maliye tarafına biraz daha yükü atmaya çalışıyor. Biz borç verebiliriz diyor, para harcayamayız diyor. Gram altına valör kararından sonra altında alım işlemlerinde binde ikilik kambiyo vergisi geliyor. Şimdi bu haber dün geldi. 100 gramın üstündeki altın işlemlerine valör konuldu. Normalde valör yoktu. T+1 yani bir gün sonra işin içine giriyor. Altınla ilgili gelişmeler şöyle bir ben size detaylı aktarayım. Yanlış bilgi olmasın. BSMV konusunda da daha önce altın tutanların ve fiziki olarak almayanlar konusunda bunun kambiyo işlemi sayılacağı, dolayısıyla BSMV uygulanacağı kararını gördük. Bu valör kararı sonrası. Dün bu açıklamalar arka arkaya geldi. Diğer bir başlığımız hazine 6 ay vadeli kira sertifikasının doğrudan satışıyla 6 ay vadeli hazine bonosunun ilk ihracını gerçekleştirecek ve hemen biz piyasalarla devam edelim. Şimdi Borsa İstanbul tarafına baktığımızda dün işlem hacmi 12.4 milyon TL olarak gerçekleşti. Genel olarak işlem hacmi 10 ila 15 milyon TL arasında gerçekleşiyor Borsa İstanbul'da. Dünkü kapanışta %0.48'lik bir prim var. Bu arada burada yukarıda 103.500 seviyelerin bir önemli direnç seviyesi olduğunu söylüyor analistler. Ve 102.500 seviyesinde oturduğuna ifade ediyor. Şimdi bugünkü kapanış önemli. Çarşamba gününe kadar piyasalar kapalı olacak. O esnada tabii dünyada gelişmeler ve dünyadaki haber akışı da piyasaları etkilemeyecek olacak. Dolayısıyla kapanış rakamı nerede kapandığı önemli. Dolar TL tarafına bakacağız. Dolar TL'de işte dün itibariyle Merkez Bankası'nın kararı sonrasında çok yüksek, çok büyük tonlu bir tepki vermedi. Şimdi 6.79.12 yatay bir başlangıcı var. En son 6.75.35'e kadar bir gerilemişti hatırlayacak olursanız bu hafta içerisinde dolar TL. Ve euroya baktığımızda 7.42.35 orada da yatay bir başlangıç var. Euro dolar paritesinde ise 1.09.31 seviyesini görüyoruz. %0.18'lik bir kayıp var. Tabi burada Avrupa Birliği'nin oturup kurtarma planını onaylaması gerekecek. Tabi 27 üyede onaylaması gerekiyor. Önümüzdeki hafta olacak bu. Dolayısıyla euro dolar paritesi bu haber akışını takip ediyor olacak. 2 yıllık tahviller %9,01. Şimdi normalde politika faizi %8,25'e inmiş durumda dünkü hamle sonrasında. Türkiye'de 2 yıllık tahviller %9'un altına gelir mi gelmez mi? Bugünkü kapanış önemli olacak hafta sonu itibariyle. 10 yıllıklara baktığımızda ise 2 gündür %13'ün altında işlemlerin devam ettiğini söyleyebilirim. Şu an %12,35 yani dünkü kapanışından bahsediyorum.
Avrupa piyasalarıyla sürdürüyoruz. Avrupa piyasalarının kapanışlarını şöyle hızlıca bir verelim. Kapanışlarda eksiler var genellikle. Özellikle Paris ve Frankfurt borsalarında %1'in üzerinde değer kaybı varken Londra'da %0.8, İtalya'da %0.7'lik bir kayıp var. ABD Çin gerilimi Avrupa piyasalarında etkiliyor. ABD vadelerde satıcılı başlamış durumda ve %0.5'lik kayıp Dow Jones'ta, Nasdaq'ta %0.6, S&P'de %0.6. Ve kapanışlara bakalım ABD borsalarının, arkasından MTI'ye geçeceğim. ABD borsaları kapanışta en fazla değer kaybını Nasdaq'ta görüyoruz. %0.97. Bu ABD Çin arasındaki gerilim çok etkileniyor. Az önce size bahsettiğim Alibaba gibi dev şirketler borsada, yani ABD borsalarında işlem görmeyebilir mi acaba? Koca bir soru işareti özellikle ABD Çin arasındaki bu gerilim sonrasında. Ve Dow'da %0.4'lük kayıp var. S&P'de %0.8. Son olarak MTI tarafına bakacağız. Bu hafta en fazla aslında altına gözümüz değdi. 1732 ons dolarda %0.3'lük bir prim var. Brent petrol ve NYMEX dengelendi. Görüldüğü üzere birbirine yakınlar. 34 dolar 40 cent, NYMEX 32 dolar. Veri trafiğine de bakalım. Bakalım takvimimizde ne var bugün? Türkiye'de açıklanacak veriler var. Mayıs ayına ait kapasite kullanım ve reel kesim güven endeksi gelecek. Bu Mayıs olduğu için önemli. Yine sektörel güven endekslerini bekliyoruz. Türkiye'de Nisan yabancı ziyaretçi girişleri, ki bu oldukça kötü çıkacak muhtemelen zaten. Euro bölgesi Mayıs ayına ait imalat ve hizmet PMI'leri gelecek saat 11. Saat 14.30 itibariyle haftalık menkul kıymet istatistikleri gelecek. Biz bunu takip ediyoruz çok yakından, çünkü bu pandemi sonrası giriş çıkışlarda, özellikle gelişmekte olan ülkelerde giriş çıkışlar diğer senelere nazaran biraz daha fazla oldu. Günaydın Gizem. Günaydınlar. Nasıl başladık? Aslında haftanın son işlem günü, soru kapalıyız çarşambaya kadar. Aynen. Haftanın son işlem günü de piyasalar açısından çok olumlu değil. Bir riskten kaçış havası olduğunu söyleyebilirim. İlk etapta varlık sınıflarının şu aşamadaki hareketinden bahsedeyim. Hisse senetleri aşağıda. Dolar yükseliyor, karşısındaki para birimleri değer kaybediyor. MTI sınıfı değer kaybettiği için MTI ihracatçısı ülkelerin para birimi daha fazla değer kaybediyor. Ve riskten kaçışı teyit eden bir başka konu da şurada 3. sütunda gösterdiğim tahvil piyasası. Faizlerin düştüğünü, yani tahvillerin rally yaptığını gösteriyor. Piyasa tamamen güvenli varlıklara doğru yönelmiş durumda. Bugün itibariyle bizi her anlamda, özellikle güvenli varlıkların şu anki fiyatlaması, riskli varlıklarda ise eksiler görmemiz buradaki riskten kaçış havasına her anlamda kompozisyonu tamamlamış ve teyit eder vaziyette olduğunu söyleyebilirim. Neden böyle bir fiyatlama görüyoruz? Neden tablomuzun hepsi kırmızılarda? Şundan kaynaklı. Çin ve Amerika'ya ilişkin başlıklar gündemin ilk sırasında yer alıyor. Bugün Çin'in Ulusal Halk Kongresi var. Bu kongredeki şimdiye kadar yapılmış konuşmalara baktığımızda piyasa istediği kadar büyük bir destek bulamadı. Ne bekleniyordu? Burada zaten belirsizlikten kaynaklı olarak normalde ekonomik hedeflerini de açıklarlar. Ama belirsizlikten dolayı bu sefer açıklamadılar. Yapacakları birkaç tane teşviğe bakacak olursak, projeler var tabii ki, işte inşaat tarafına biraz daha ağırlık vereceğiz gibilerinden birkaç tane açıklamaları oldu. Birkaç tane teşvik paketi açıkladılar ama MTI sınıfı daha büyüğünü bekliyordu. O kadar büyük bir teşvik paketi gelmedi. Bu birincisi ve MTI'yi etkileyen aslında ilk gündem maddemiz bu. Bir de az önce bahsettiğim bu kıpkırmızı tablonun asıl sebebine gelecek olursak, Amerika ile Çin arasındaki gerginlik. Çünkü Çin işte özel yönetimde olan Hong Kong tarafında kontrolü arttırmak amacıyla diyeyim en kaba tabirle yeni bir yasa çıkaracağını açıkladı. Sıkıntılıydı zaten o pandemiden önce de. Aynen öyle. Hong Kong varlıkları geçen sene zaten oradaki işte protestolardan vesaireden kaynaklı çok geride kalmışlardı. Bu senenin konusu da bu oldu şimdi, salgın devam ederken bir taraftan. Şimdi bu konu Amerika'yı rahatsız etti ve Amerika zaten Çin'e dair bu hafta içerisinde bir sürü karar aldı. İşte Çinli şirketlerin ABD borsasının girmesinin önüne geçecek birkaç tane yasa tasarısı onaylandı. Bir de bu Hong Kong gelişmesi yaşandıktan sonra Çin Hong Kong'a dair böyle bir yasa hazırladığını açıkladıktan sonra Trump doğrudan doğruya bu yasa geçerse şayet çok sert karşılık vereceğiz dedi. Ceza vereceğiz demiş. Evet, o yüzden de şu an gördüğünüz bu kıpkırmızı tablonun birinci sebebi bu son söylediğim. Ama MTI sınıfına daha fazla satılmasına sebep olan da az önce bahsettiğim Halk Kongresi'nden beklenen genişleme mesajının gelmemiş olması aslında.
Peki biz şimdi bu pandemi sonrası bakacağımız veriler var. Tabii şimdi Mayıs'a bakıyoruz, Nisan'a bakıyoruz. Hı hı. Nisan, Mayıs geldiği zaman Haziran'a bakacağız. İkinci çeyrekten çok korkuluyor çünkü. Hı hı. Bir bakalım salgın sonrası Çin'in ekonomisine. Yani bütün ülkeler için aslında aynı şey geçerli ama Çin burada da önce olacak. Çünkü herkesten önce virüsü yaşadı. Evet. Herkesten önce karantinaya girdi. Herkesten önce karantinadan çıktı. Ama bize aynı zamanda uluslararası anlamda da fikir veriyor. İhracatçı sıfatından kaynaklı olarak. Şimdi bu ekrana getirdiğim tablo pandemi sonrasında ekonominin ne kadar hızlı toparlanabileceğine ilişkin bence bir mesaj iletiyor bize. Şöyle ki bu Çin'in PMI verisinin içerisindeki stoklar ama nihai mal stokları. Yani üretilmiş, bitmiş, satılmayı bekliyor. Bir stok neden yükselir? Satılmadığı için yükselir. Dolayısıyla üretim tarafının canlandığını görüyoruz. Evet, bir yükseliş var. Stok biriktiriyorlar. Ama bu stok satılamadığı için birikiyor zaten. Satılamaması ne demek? Talep görmüyor demek. O yüzden de biz karantina sonrasında ya da salgın sonrasına farz edelim ki ikinci bir dalga yaşanmayacak. Ekonomi yavaş yavaş normale dönüyor derken biz önce üretim tarafına normale döndüğünü göreceğiz. Arz tarafına normale döndüğünü göreceğiz. Ama bunun ne kadar hızlı yükselmesi demek o kadar talebin zayıfladığının bir işareti. Ve yavaş yavaş tüketim tarafının geri gelmeyeceğinin de bir işareti. O yüzden ekonomilerde bu salgın sonrasındaki toparlanma tüketim eskisi gibi bir anda canlanmayacağından İnsana kaynaklı bağlı. Olarak aynen yavaş seyredebilir. O beklenen hızda bir toparlanma söz konusu olmayabilir. Acaba başka bir sorun mu gelecek ondan sonra sen söyledikçe? Çünkü genelde sen önden bir söylüyorsun, arkadan bir şeyler geliyor. Dolayısıyla acaba hani talep yeterli yaratılmazsa, bu stoklar artarsa, fiyatlar ne olur, üretim ne olur sorusu bu sefer. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Bir de bu grafiğimiz var. Burada da Çin'e dair bunun fiyatlama kısmına değinmek gerekirse, talebin zayıflığını zaten şu an tüketime dair sektörler fiyatlıyor. Çünkü evet, karantina sonrasında yavaş yavaş üretim tarafı normale döndü diyoruz. Bunu zaten şurada beyaz mor çizgiyle maviyle gösterdim. Çin'in CSI 300 endeksine dikkat çekmek gerekirse hala ekside. Bunun alt iki tane kırılımına bakalım. Beyazla gösterdiğim kısım tüketim endeksi, morla gösterdiğim kısım da temel tüketim endeksi. Temel tüketim endeksinin içerisinde insanların hani karantinada olsa bile vazgeçmeyeceği mallar var. İlaçtı, gıdaydı. O yüzden biz buranın toparladığını görüyoruz. Hisse senetlerinde bu fiyatlama var. Ama şurada bahsettiğim beyaz çizgiyle gösterdiğim tüketim endeksi insanların ihtiyacı olmasa da alabileceği malları içeriyor aslında. Dolayısıyla biz buradaki zayıflıktan yola çıkarak az önceki tabloyu teyit edebiliriz. Yani Çin'in kendi gösterge endeksindeki şu zayıflık tüketim tarafına, insanların tüketmeye başlamamasından kaynaklı hala zayıf seyrediyor. Burası doğal olarak yukarıda. Çünkü dediğim gibi karantinada olsa insanlar gıda tüketmekten mesela vazgeçmedikleri için. Hatta Türkiye'de gıda tüketimi çok daha fazla arttı. Evde oturdun ya, için artık sabah kahvaltısı, evet. Öğlen yemeği, akşam yemeği. Burada beni dinleyenler, izleyenler, evde şu an bizi izleyen ev hanımları demeyeyim, çalışan ev hanımları diyeyim şimdi. Beyler bile artık kek kurabiye yapmaya başladı. Türkiye'de de arttı bu gıda tüketimi aslında. Evet. Peki evet. MTI'ye dönelim. Şimdi MTI'de biz altına bakıyoruz, petrole bakıyoruz. Bu grafikte neyi görüyoruz? MTI endeksi bunu bak. Evet, az önce bahsettiğim tablonun iki tane sebebi olduğunu söyledim. Hem bir tanesi riskten kaçış, hem de bir tanesi beklenen teşviklerin gelmemiş olması. İşte beklenen altyapı projelerinin istendiği büyüklükte olmaması. Bunlar biraz MTI rallisinin önüne geçiyor. Buraya bahsettiğim ralli de şurası bu arada. Buna neden hani ralli diyoruz? Çünkü şuradan aşağı ölçtüğümüzde, yani burası aslında sadece Şubat ayı, 2020 yılının Şubat ayından bahsediyorum. %26, %27 kadar düştü bu MTI endeksi. Biz bu salgından bahsederken. Sonra salgından sonrasında yavaş yavaş işte dibi gördük, ekonomiler toparlanacak söylemleriyle beraber yine dalgalı bir seyir vardı ama ufak da olsa bir toparlanma vardı. Ve buradaki yaklaşık %27'lik düşüşün %12 kadarını telafi edebildi. Şimdi bu istenen teşvikler gelmediği için, bir de mevcut durumda Amerika-Çin ilişkilerinin salgının yanı sıra bir kez daha gerilmiş olması buradaki yükselişin ve şu kaybın telafisinin önünü kesen etmenlerden bir tanesi aslında. Peki şimdi bir de dün para politikası kurulu toplantısından 50 bas puan beklenildiği gibi faiz indirimi geldi. Tabii dolar TL nasıl tepki verdi onun arkasına, onu da bakalım. Bir de analistlerin açıklamaları oldu tabii. Bloomberg HT internet adresinden görebilirler bunu. Daha da aşağısı var, ölçülü indirim devam edecek bir iki daha dendi mesela. Sen dün demiştin ki, daha önceki grafik göstermiştin. Dolar öyle çok ciddi bir tepki vermedi, hatta bazı faiz indirimlerinde geriledi. Evet. Bu sefer ne oldu? Bu sefer de geriledi. Ama bizim toplantıları artık içinde bulunduğu dönem itibariyle değerlendirmek lazım. Çünkü şu an zaten içinde bulunduğumuz dönem normal bir dönem değil. Ama
Daha önceki dönemlerde şurada kırmızı çıkıyorsa şayet piyasa beklentisinin üzerinde faiz indirdiğini gösteriyor Merkez Bankası'nın. Ve o indirim dönemlerine dikkat etmek gerekirse daha fazla. Yani hep piyasaya fazla faiz indirerek sürpriz yapmış. Ve şurada gösterdiğim ne kadar kırmızıysa şayet dolar TL kararın açıklanmasının ardından 6 saat içerisinde düşmüş olduğu anlamına geliyor. Dikkat etmek gerekirse kırmızılar da daha fazla. Enteresan bir tablo bu açıdan bakıldığında. Dün de piyasa beklentisine paralel 50 basmanlık bir faiz indirimine gitti. Ve 6 saat sonrasında şurası kararın açıklandığı nokta dolar TL'nin hareketi de şu turuncu çizgiyle gösterdiğim kısım. %0.2 kadar değer kaybetti dolar TL. Ve bugün de aynı şekilde koruyor diyebiliriz 3 aşağı 5 yukarı. Ama gelişen ülkeler için aynı tablo geçerli değil. Merkez Bankası'nın kararından birkaç tane not aktarayım. Önemli olan birkaç kısım var çünkü. Gergelerin bugün zaten hem reel kesim güven endeksini hem kapasite kullanım oranını da göreceğiz. Bunlar öncü veriler ve Merkez Bankası da dün işte yüksek frekanslı verilerin özellikle Nisan'da dibi gördüğünü artık yavaş yavaş toparlandığını işaret etti. O yüzden de bu söylememin belki de bugün görme şansına sahip olacağız. Bugün gelecek olan veriler çünkü Mayıs ayı verileri. Başka neye dikkat çekiyor? Mesela küresel görünüme dair demiş ki belirsizlikler evet yüksek ama ülkeler normalleşme adımları atıyor artık demiş. Diğer yandan bizdeki ekonomik aktiviteyi dediğim gibi Nisan'da dibi gördük, Mayıs ayında toparlanma var şeklinde değerlendiriyor. Cari dengeye ilişkin yine ılımlı bir açık vereceğimiz şeklinde beklentisini korumuş ama Metin'e dikkatimi çeken daha öncesinde diyorduk işte talep tarafı zayıf, işte ithalat tarafı zayıf, petrol fiyatlarında, emtia fiyatlarında düşüş var diyordu. Ama bu sefer şey de göz önünde bulundurmuş, turizm gelirlerindeki kaybımızı da ve aynı zamanda ihracat gelirlerimizdeki kaybı da göz önünde bulundurmuş. Enflasyona ilişkin mesela az önce bahsettiğin demiştin yani bu stok birikmesi evet. sonucunda ne olacak diye. Aynı durum bizim için de geçerli aslında. Çünkü enflasyondaki ılımlı seyre sebep olarak daha öncesinde üretici fiyatlarının hani yükselmediğini ifade ediyordu. Bu ibareyi kaldırmış. Dolayısıyla üretim yavaş yavaş döndükten sonra eğer stok birikiyorsa işte tüketim olmuyorsa ama satış olmuyorsa bir noktadan sonra oradaki kaybı telafi edebilmek için fiyatlara yansıması da tabii ki beklenebilir. Bu bir doğal bir sonuç. Ama Merkez Bankası o ibareyi kaldırdığını gördük. Yani kabaca söyleyebileceklerim bunlar. Tabii ki çok fazla detay var ama biz piyasa etkisi açısından değerlendirecek olursak TL'nin negatif bir tepki vermediğini gördük. Ancak bu sabah itibariyle baktığımızda hava çok olumlu değil zaten. Az önce de bahsettim. Dolar küresel ölçekte değer kazanıyor ve karşısında neredeyse bütün para birimleri değer kaybediyorlar. Türkiye hariç. Türkiye hariç. Çok nadir görüyoruz bu tabloyu zaten. Evet. Aynen. Devam edelim. Biz dünkü kapanışlara 12.4 milyon TL'lik bir hacim vardı. Hangi senetler daha fazla taşıdı Borsa İstanbul'u? Dün %0.48'lik bir primle günü tamamlayabildik ve yükseltenler tarafına baktığımızda BİM, Ereğli, Türksel, Türk Hava Yolları, Gübre Fabrikaları diye liste devam ediyor. Daha çok sanayi endeks hisselerinin ön plana çıktığını görmekteyiz. Düşürenler tarafına bakacak olursak Garanti Bankası'nda %1.43'lük kayıp endeksi 93 puan kadar aşağı çekti. Tüpraş, Ford, Aksa olarak listemiz devam ediyor. Neticede ise 40 hisse günü yukarıda tamamladı. 58'i aşağıda, biri yatay. Açılışımızı 102.224 puana kadar 224 puandan yapmıştık. En yüksek Merkez Bankası'nın kararına kadar geçen süreçte 102.648 puanı gördük. Kararın ardından gün içi en düşük seviyeyi gördük 102.149'da. Ama günün sonuna baktığımızda işte 103.227'yi burada gördü. Hemen kararın ardından 102.149'u gördü. Günün sonunda ufak bir tepki çabasıyla 102.648'den yine kazançlarını koruyarak günü tamamlamayı başardı. Analistler teknik olarak baktıklarında yine de yukarı yönde isteğini kurduğunu söylüyorlar. İçerisinde bulunduğumuz bu 102.000 puan üzerindeki seviyeden kaynaklı olarak. Trump bu arada acaba bunu önümüzdeki günlerde tartışacak mıyız? Hemen son cümle. Bir daha pandemi gelirse ekonomileri kapatmayacağım dedi mesela. Bu da ben merak ediyorum acaba bu tartışma konusunda olur mu? Diğer ülkeler ne yapar? Gizem ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hemen Ergün'e dönelim. Biz iyi sabahlar dileyelim. İyi hafta sonları, iyi bayramlar. Hepsini aynı anda söyleyeyim. Bugün piyasada beklentiniz nasıl? Nasıl bir açılış beklersin? Vadeliler eksi de ABD. Günaydın Zilya. İyi sabahlar. İyi yayınlar diliyorum. İyi bayramlar da diliyorum aynı zamanda tabii ki. Ya geçen haftalarda da aslında biraz kendimi ve kendimizi tekrar etmeye başladık yorumsal açıdan. Yani borsayı yorumlamak açısından biraz da bizim açımızdan güçleşmiş durumda. Tekrarlamaya başladık, farkındayım bazı şeyleri ama borsa da kendisini tekrarlamaktan bıkmadı. Çünkü geçen yayında hani sana bal yapmayanları demiştim. Bal üretmemeye aslında devam ediyor. Bir de senin sorunu şöyle almak istiyorum. Hani Ergün borsanın durumu ne? Borsa hakkında fikrin ne?
diye sorarsan, ben de aslında buna soruya bir soruyla karşılık vermek istiyorum. Hangi borsa? Çünkü şöyle bir şey var, çok enteresan bir tabloyla karşı karşıyayız. BIST 100 cephesinde bakacak olursak Zeliha Dik'ten %25 tepki verdik. Yani Mart ortasına kadar malum hızlıca düşmüştük. İşte oradan itibaren Dik'ten %25'lik bir tepkiyi verdik. Nisan ortasından beri de hiçbir şey yapmıyor. BIST 100 neredeyse benzer bir bantta, yaklaşık %3'lük 5'lik bir bantta dalgalanıp duruyor. Bu resmin aynısı zaten Amerika borsalarında da, işte Dow Jones'ta da var. Bu resmin aynısı DAX'ta da var. DAX'ın da grafiğini açtığınız zaman, Dow'un da grafiğini açtığınız zaman, bakın altını çiziyorum, BIST 100'ün de grafiğini açtığınız zaman Nisan ortasından bu yana kadar ne yapacağız, ne yapacağız diyen bir borsa soru işaretleriyle dolu borsa grafikleri karşımızda görüyoruz. Yani bir belirsizlik var. Neden? Çünkü çok önceden fiyatlamıştım. Reel sektörün önünde koşmuştu sermaye piyasaları. İyimserliği, bir hani bir ay önce konuşuyorduk ya, bir beklentiyi satın alıyordu. İyimserliği satın alıyordu ve şu anda durdu borsalar. Yani durdu, amiyane tabirle durdu. Lakin biraz önce cümlemin başına tekrar döneyim. Hangi borsa? Çünkü şöyle, sanayi dedim ya, %25 dipten BIST 100 tepki vermiş. Sanayi endeksimize bakıyorum, dipten %40 tepki vermiş. %40. Hatta daha enteresan bir tablomuz var. BIST 100 dışı borsa tüm endeksi diye bir endeksimiz var. BIST 100 dışındaki borsa endeksinden bahsediyorum. Şubat ayındaki zirve seviyesine yeniden döndü. Yani kendisini tamamen düzeltti, eski zirveye döndü. Hani BIST 100'ün şu anda 125 bine geri döndüğünü düşünün. BIST 100 dışı tüm endeksler, yani yan kağıtlar denir ya borsacıların tabiriyle, o endeks yeniden eski zirvesine döndü. Hatta birkaç adım atsa tarihi zirvesine koşacak borsa cephesinde. Bunun yanında bir de ne yazık ki çok güdük kalmış, ne yazık ki yerinden kımıldayamayan, hatta bir haftadır da düşen bir bankacılık endeksi var. Yani Nisan ortasında beri yapmış olduğu rally, ye rally bile diyemiyorum, Zeliha sadece %10 yükselebildi. Bir anda kendisini tamamen düzeltmiş borsa tüm endeksi, BIST 100 dışı, bir anda %40 rally yapmış sanayi, bir anda da bankacılık endeksi %10. Tabii ki evet, sektör sektör ayırmak gerekiyor, bu anlamda söylüyorum. Bol likiditasyon, bol likitle şu anda piyasaları ayakta tutuyor, sermaye piyasalarından ayakta tutuyor. Reel sektör başka bir şey fiyatlıyor Zeliha, sermaye piyasaları, borsalar başka bir şey fiyatlıyor. Dediğim gibi likitte düşen faizler, düşen mevduatlar, yatırımcıların arayışı borsalara destek atmış durumda son dönemde. Ergün, çok teşekkür ederim detaylı açıklaman için. Gerçekten aslında gözümüzü bu tarafa da kaydıracağız ayrı ayrı endekslere bakmak adına. Ersoy, günaydın. Ne oluyor şimdi Çin ağabeyi de arasında? Biz bu pandemi öncesi bir ara vermiştik, şimdi döndük geri. Evet Zeliha, bugün özellikle ciddi şekilde yeni haberler var. Özellikle Hong Kong üzerinden tartışma tekrar alevlenecek gibi duruyor. Ama son noktada bunu seninle hep konuşuyorduk. Sürekli Amerika'dan ya açıklama geliyor ya yeni bir tasarı geliyor. Fakat Çin sessiz kalıyordu. En sonunda bugün şöyle bir karar geldi. Henüz resmi olmadı ama Hong Kong'un yeni güvenlik kanunu üzerinde çalışıyoruz. İşte daha Hong Kong kendini daha iyi savunabilecek. Milli güvenlik konumuz bu. Güney Çin'deki ülkeleri daha şehirleri daha çok entegre etmek istiyoruz dedi. Yani Çin Hong Kong üzerindeki baskısını, kontrolünü artırmak istiyor. Bu niye önemli? Çünkü Amerika bu konuda çok hassas, hatta bu konuyla ilgili bir tasarı da yayınlamıştı. Hong Kong işte bağımsız mı değil mi? Çünkü Hong Kong'da Amerika'nın da ayrı ticaret anlaşması var. Bu konu biraz da daha da alevlenecek gibi duruyor. Bugün zaten tüm Asya borsalarında satışlar hakim. Özellikle Hong Kong borsası bir ara %6'ya kadar düştü. Şimdi %5'in altında, %4.80 civarında. Ekside. Çin Ulusal Halk Kongresi toplandı. Burada en önemli karar, bir büyüme açıklamayacağız dediler. Ama Amerika ile faz 1 anlaşmasına devam edeceğiz dediler. Japonya'da olağanüstü toplantı vardı. Merkez Bankası'nın yeni bir teşvik paketi açıklandı Zeliha. Ama tüm bunların eşliğinde Asya'da pek olumlu bir hava yoktu. Bu da petrol fiyatlarına da etkiledi. Petrol fiyatları da %5 düştü.
Evet, son gelişmeler böyle diyeyim. Sözü sana aktarayım. Demek ki bayram sonrası ulusal güvenlik yasası ve ABD'nin tepkisini konuşacağız Ersoy. Teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. İyi bayramlar diliyorum bu arada. Devam edelim, Ankara'ya doğru gidelim. İyi sabahlar Mahir. Şimdi 4 günlük bayramın yanında 4 günlük 81 ilde sokağa çıkma yasağı başlıyor. Bu sefer farklı diğer sokağa çıkma kısıtlamalarından biraz birkaç detay verelim mi izleyenlerde? En azından kafa karışıklığı olmasın çünkü 4 gün evde olacaklar. Evet, bizler de Ankara'dan günaydın diyelim. Bu seferki sokağa çıkma kısıtlaması, sen de ifade ettin, biraz farklı. Normalde ilk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak, daha sonra 24 büyükşehir Zonguldak, ardından 15 büyükşehir ve Zonguldak şeklinde uygulanmış. Ancak bu defa bayramda 4 günlük uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilin tamamında geçerli olacak. Tüm Türkiye'de 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olacak. Koronavirüs salgının daha da fazla yayılmaması için bu gece yarısından itibaren başlayacak. Cuma 00:00 itibariyle başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması ve salı gece yarısına kadar devam edecek. Yani 4 günlük bir sokağa çıkma kısıtlaması söz konusu olacak. Peki 4 gün tüm Türkiye'de uygulanacak kısıtlama esnasında hangi kurumlar, hangi işletmeler açık olacak? Onları ifade edelim gerekirse. Bugün saat 23'e kadar, gece saat 23'e kadar öncelikle marketler, bakkallar, manavlar ve bayram olduğu için kuru yemişler açık olabilecek bu gece saat 23'e kadar. Yarın yani cumartesi günü, Arife günü ise saat 10 ile 16 arasında, yani 10 ile 4 arasında bu saydığımız kurumlar, marketler, bakkallar, manavlar ve kuru yemişler açık olabilecek. Diğer günlerde ise bu işletmeler kapalı olacak. Yani bayramın 3 günü bu işletmeler kapalı olacak. 4 günlük kısıtlama boyunca açık olacak işletmeler ise şunlar: ekmek üreten fırınlar, tatlıcılar ve unlu mamul üreten diğer işletmeler 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması boyunca istisna uygulanan tek işletme olacak. Ancak onun dışında normalde marketler açıktı son sokağa çıkma kısıtlamalarında. 3 gün boyunca, bayramın 1., 2., 3. günü marketler, manavlar kapalı olacak. Sadece fırınlar ve tatlıcılar, unlu mamul üreten işletmeden açık olacağını ifade edelim. Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşlar için geçtiğimiz gün bilim kurulu toplantı sonrası Sağlık Bakanı açıklamıştı. Bir seferle mahsus kendi memleketlerine gitme izni verilmişti. Bir aya geri dönmeme şartıyla dün sabah saatlerinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşlar kaymakamlıklara başvurmaya başladı ve dün akşam İçişleri Bakanlığı bir rakam açıkladı. 258.000'in üzerinde, toplam 258.000 kişinin üzerine refakatçilerle birlikte izin verildi. Onlar da bu sabah itibariyle kendi memleketlerine gidebilecekler. Ancak en az bir ay oradan geri dönmeme koşuluyla. Yine bugün gençler için önemli bir gün. 15-20 yaş arası gençler saat 11 ile 15 saatler arasında 4 saatliğine de olsa sokağa çıkabilecekler. Havanın tadını çıkarabilecek 15-20 yaş arasındaki gençler. İki önemli program var yine bugün. Onları da bitirelim yayınımızı dilersiniz. İlk etapta saatler 10'u gösterdiğinde Türk Odalar ve Borsalar Birliği Nisan ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirketlerin istatistiklerini verecek. Bu rakamlar önemli. Onları takip ediyor olacağız. Ayrıca yine saatler 10'u gösterdiğinde Türkiye'de yılın ilk çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endeksleriyle Mayıs ayına ilişkin sektöre güven endekslerini açıklayacak. Bu rakamları da takip ediyor olacağız. Bizler de Ankara'dan şimdiden iyi bayramlar diyelim. Söz İstanbul'a bırakalım. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Biz de kısa bir araya gidelim. Arkasından info yatırım. Ve devam edelim, info yatırıma dönüyoruz. Araştırma Müdürü İsmail Güner karşımda. İsmail, iyi sabahlar diliyorum. Bugün nasıl başlarız? Zeliha, bu sabah itibariyle baktığımızda piyasalara, bu haftanın son günü biraz daha aşağı yönlü eksi seviyelerde başlayacakmışız gibi görünüyor. Özellikle yurt dışı piyasaların Asya ve Amerika vadelilerinin eksi olması, aşağı yönlü düşüş yönünde olması bugün bizi de bir miktar aşağı yönlü bir satışla güne başlamamıza etkili olacak diye düşünüyoruz. Veri gündemine hemen kısaca bir baktığımızda bugün içeride kapasite kullanım oranları ve imalat güven endeksi verisi takip edilecek. Yurt dışı tarafında ise İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya tarafında PMI verilerini izleyeceğiz. Yine öğleden sonra ECB'nin toplantı tutanaklarını takip edeceğiz. Şu an için yurt dışı tarafında ABD'de dün işsizlik verileri yine kötü gelmeye devam ediyor. Burada toplam işsiz sayısı pandemi döneminde 39 milyonu bulmuş oldu. Bu olumsuz bir tablo ne yazık ki. Diğer taraftan yine Çin ile Amerika arasında yine yeni gerginliklerin yaşanma ihtimali yüksek gibi görünüyor son günlerde. Özellikle Çin'in
Hong Kong ile ilgili yeni bir güvenlik yasa tasarısı hazırlığı içerisinde olması ne yazık ki burada piyasaları biraz daha gelecek gibi görünüyor. Burada en son Hong Kong borsasına baktığımızda şu an itibariyle %5 civarında aşağı yönlü bir satış var. Muhtemelen ABD ile Çin'in bugünlerde tekrar bu konu üzerinde bir polemik yaratılma ihtimali oldukça yüksek. Yine Euro-Dolar paritesine baktığımızda ise şu an için Almanya ve Fransa tarafındaki yeni teşvik paketi konusundaki iyimser adımlar en son 1.10 seviyesine kadar pariteyi yükseltmişti. Şu an ise bugün itibariyle baktığımızda ise 1.09 seviyesine doğru bir gerileme görüyoruz. Bu seviyenin destek seviyesinin altına inmemiz durumunda ise doların biraz daha değer kazanması ile birlikte mümkün olacak gibi görünüyor. Yurt içi piyasalara baktığımızda şu an için özellikle pandemiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı rakamlarda günlük vaka sayısının 1000'in altına inmesi son günlerde aslında oldukça umut verici Türkiye açısından. Tekrar ekonominin çarklarının dönecek olması, normalleşme dönemine giriyor olmamız biraz daha bizi umutlandırıyor. Ama diğer taraftan da dolar TL üzerindeki olumlu beklentiler şu an için bizim de gündemimizde. Özellikle 6.80'in altında kalmamız oldukça önemli. Borsa İstanbul tarafında ise şu an için 103.000 kırılması biraz zor. Bu seviyenin altında muhtemelen 102-103.000 aralığında yatay bir hafif aşağı yönlü bir seyirle günü kapatmamızı bekliyoruz. İsmail Güner, teşekkür ederim. İyi bayramlar diliyorum. Viyop bu arada başladı %0.55 kayıpla diyelim ve herkese tekrardan iyi bayramlar diliyorum.